Merhaba sevgili Çiçek Şehri takipçileri. Bugün sizlerle yaza girerken sardunyalarımızın bakımını yapacağız. Budamalarını yapacağız. Budadığımız yeni sürgünleri dikeceğiz. Bunların hepsini bu videoda anlatacağım size tüm detaylarıyla birlikte. Öncelikle şöyle bir çiçeklerimize göz atalım. Sonrasında hemen budayalım sardunyalarımızı. Gördüğünüz gibi şu an kıştan çıktıkları için böyle sarı yaprakları var. Kurumuş yaprakları var. Aynı şekilde kurumuş çiçekleri var. Şimdi bunların hepsinden bakımını gerçekleştireceğiz. Öncelikle budamadan başlıyorum ben. Böyle elimde bir budama makası var. Biraz derin budama yapıyorum. Bu şekilde bunları dikeceğim sürgünleri öncelikle buduyorum. Tam olarak burası kesip bakın. Şuradan daha yakın. Evet, buradan kesiyorum. Şuradan da keselim. Evet, bu sürgünleri atmıyoruz. Bu sürgünleri daha sonra yeni bir bitki oluşturmak için köklendireceğiz. Onları da göstereceğim size. Sonrasında böyle kurumuş yaprakları, işe yaramayan her şeyi kesiyorum. Bir bitkiden uzaklaştırıyorum. Bakın bir tekrar kestim aynı yeri gördüğünüz gibi. Ben derin budama yapıyorum. Bunlar yeni sevdikten sonra çok güzel bir şekilde söküyorlar. Daha canlı, daha güzel oluyorlar. Bu şekilde bitkinin enerjisini sömüren her şeyi bitkiden uzaklaştırıyorum. Evet. Bu bitkimiz tamamdır. Bu arada bunlara saksı değişimi yapmayacağım. Çünkü saksının daha geçen yıl değiştirmiştim. Bu yıl da onlar için yeterli olacaktır. Evet. Şimdi bunu budayalım. Bu üstteki o sürgünlerin hepsini birazdan yeni saksılara dikeceğim, köklendireceğim ve yeni bitkiler oluşacak. Böyle buradan da yine uzaklaştırıyorum kurumuş çiçekleri ve dalları. Evet. Şöyle tekrar yakından göstereyim. Bu yapraklar da yeterli oluyor. Şimdi o az önce bitkiden budadığım sürgünleri bu küçük saksılara dikeceğim ve köklendireceğim ve yeni sardunyalar elde edeceğim. Bakın bu şekilde budamıştık az önce. Tabii ki onları da böyle küçülttüm. Üstlerinde iki tane yaprak kaldı ve ucunu görüyorsunuz böyle verevli V şeklinde kestim. Bakın şu şekilde iki tane üstte yaprak bıraktım ve köklenecek kısmı da böyle biraz yüzey alanını genişlettim. Ben bu şekilde bu yöntemle yapıyorum ve genelde hiç fire vermeden tüm çiçeklerim kökleniyor. Bu şekilde direkt toprağa dikiyorum. Sonrasında can suyu veriyorum ve onlar için aydınlık güneşli bir yere koyuyorum. Ara ara yine suluyorum. Çok sulamayın. Bu arada çürüyebilir. Buna çok dikkat edin. Çok susuz da bırakmayın. Çok sulamayın da. Bakın özellikle iki yaprak olduğunda tekrar dikkat çekmek istiyorum. Çünkü bitkinin enerjisini alacak. Diğer bir yapraklardan arındırdım. 2-3 yaprak bu şekilde yeterli oluyor köklenmesi için. Sonuç videosunda zaten ekleyeceğim bu videonun sonuna. Yaklaşık böyle 1-2 ayda güzel yeni çiçeğimiz oluşacaktır. Ve sardunyalarımızın son hali de bu şekilde. Dikim işleminden yaklaşık 20 gün sonra çekiyorum bu videoyu. Bakın hepsi tutmuş durumda. Hatta küçük küçük yeni yaprakları var. Tam olarak 20 gün sonra bu şekilde oluyorlar. Tabii ki açmalar için daha biraz daha gelişmeleri gerekiyor. Ama tüm sardunyalarım tutmuş. Siz de bu yöntemle sardunyalarınızı kolaylıkla çoğaltabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. İyi seyirler.